Evet arkadaşlar, sesimi duyabiliyor musunuz? Evet hocam, iyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ahmet hocam, Sesiniz sesimi çok duyuyor kısık. musunuz? Şu an duyuyorum hocam. Siz duyuyor musunuz? Duyuyorum, evet. Tekin hocam, sizi de duyuyorum. Teşekkür ederim hocam. Evet, herkese iyi akşamlar diliyorum. Sizler de teşekkür ederiz. Tarihte Darbeler ve 15 Temmuz Süreci isimli etkinlik için gecenin bu saatinde bilgisayarlarımızın başındayız. Katılımcılara da hoş geldiniz diyorum. Onları da selam ve sevgiyle selamlıyorum. Bugün iki konuşmacımız var. Tarih bölümünden Doçent Doktor Ahmet Oğuz ve yine tarih bölümünden Doçent Doktor Tekin Tuncer'le tarihte darbeler ve 15 Temmuz sürecini konuşacağız. Tabii darbeler bir insanlık gerçeği. Bir asra yaklaşan demokrasi tecrübemizde herhalde darbeleri tanımayan bir cumhuriyet bireyi yok. Bu sadece bizim ülkemizde de sınırlı değil. Geçmişte bugün güçlü dediğimiz demokrasilerde ve bugün de henüz demokrasiyi tam olarak güçlendiremeyen toplumlarda insanlık bu gerçekle yüzleşmek zorunda kalıyor. Ben katılımcılara söz vermeden birkaç söz söylemek istiyorum. Öncelikle darbelerin toplumun hiçbir yarasına çözüm olamadığını, kötü niyetli, art niyetli insanları güçlendirmenin, art niyetli yapıları güçlendirmenin ötesinde hiçbir hizmetinin olmadığını hepimiz tecrübe ettik. Önemli olan demokrasiyi güçlendirerek, bireyleri güçlendirerek bu tip teşebbüsleri demokrasimizin bir lekesi olarak artık daha fazla taşımamak. Ben ilk sözü Doçent Doktor Ahmet Oğuz Hoca'ya vereceğim. Yalnız konuşmanın çerçevesini belirlemek için benim soracağım sorular etrafında konuşmanızı yaparsanız memnun olurum Ahmet Hocam. Öncelikle Peki isterseniz hocam. işte darbelerin bir tanımıyla başlayalım. Nedir darbe? Ve bu darbelerin tarihinden ben kısaca bahsettim. İnsanlık tarihi kadar eski dedim ama sizce bu siyasi darbelerin tarihi nerede başlıyor? Biraz Cumhuriyet döneminden bahsedelim. Cumhuriyet dönemindeki darbelerden bahsedelim. Biliyorsunuz darbeleri genelde ordu anayasadan aldığı hakla yaptığını iddia etti bugüne kadar. Gerçekten ordunun böyle bir hakkı var mı? Ordu neden darbe yapar? Yani devletin dış güvenliğini sağlamak, sınırlarımızı korumakla görevli olan ve varlık sebebi buna dayanan bir ordu neden darbe yapar? Bu sorunun cevabını da verirseniz bu konuşmanız içerisinde memnun olurum. Askeri darbelerin karakteri nedir? Ayrıca darbeler hangi sebeplerle izah edildi daha sonra? Biliyorsunuz darbelerden sonra darbeciler bunu halka anlatmak durumunda kaldılar. Genelde ne diyorlar darbeleri? Nasıl izah ediyorlar? 1950'lerde 50'den sonra Cumhuriyet tarihinde özellikle 1950'den sonraki darbeler karakteri olarak biraz daha farklı. Biraz onlardan da bahsederseniz memnun olurum. Son bir iki soru daha sorayım Ahmet Hocam. İnşallah bunları not ediyorsunuz. Darbelerde Evet hocam. dinin rolü nedir? Buna da dokunun konuşmanızda. Ayrıca darbelerin dış politikaya yansıması ne şekilde oluyor? Şimdi biraz fazla soru sordum ama konuşmanızı bu çerçeve içerisinde yaparsanız memnun olurum. Buyurun, söz sizde Ahmet Hocam. Çok teşekkür ederim sayın hocam. Çok teşekkür ederim sayın katılımcılar. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Darbelerin siz de buyurduğunuz gibi hocam, insanlık kadar geçmiş tarihi var. Darbe meşru olan bir hükümetli, meşru olmayan yollarla. Dolayısıyla
insanlık tarihi kadar eski dedik onu. İlk darbe Atina'da gerçekleşmiş. Darbe tarihi araştırıcıları tarafından bulunuyor. Kazistras denilen bir ünlü komutan kendisini çok iyi kamufle ederek, çok iyi konuşmalar yaparak halkı ikna ediyor ve mevcut iktidarı deviriyorlar. Darbeler içerisinde Türk tarihine gelirsek eğer, diyorsunuz Mete Kağan, hepimizin malumu, babasını bir darbe yaparak iktidarı devraldı. Dolayısıyla güç kanatları, güç merkezleri neredeyse darbelerde buralarda yoğunlaşmaktadır. Bizde Osmanlı Devleti'nde Fransız İhtilali'ni, ABD'nin kuruluşunu, bunları bırakıyorum daha hızlı geçmek açısından bir Türk tarihine dönecek olursak, Şeyh Bedrettin'le beraber dini karakterli ilk darbenin başlatıldığını görüyoruz. Osmanlı Devleti'nin Fetret devriyle devrim yakından ilgili. Aşağı yukarı 15 Temmuz darbe girişimi haricinde tüm darbeler bir problemi çözmek amacıyla kendine sakladıkları bir fikri ortaya çıkarmak amacıyla yapılmıştır. İşte Şeyh Bedrettin de bunlardan birisidir. Mısır'a gitmiş, Tebriz'e gitmiş, Musa Çelebi'nin yanında kaz askerlik yapmış olan Şeyh Bedrettin, Osmanlı Devleti'nin toplum hayatını ve devletini kökünden sarsacak bir takım dini söylemlerde bulunmaya başlamıştır. Bağın ortak kullanılması, dinler arasında farkın olmadığı gibi. Mesela Sakız Adası papazlarıyla görüşerek, Hristiyan dünyasıyla da bağlantı kurarak Osmanlı Devleti'nde dini sosyal bir darbenin çekirdeklerini atmıştır. Bu dönemden daha yaklaşırsak eğer, tarihçiler de bilir, dini tarih araştırıcıları da bilir ki Kadızadeliler diye bir grup bir dönem yaşanmıştır. Sultan 4. Murat zamanında çıkan Kadızadeliler isyanı Osmanlı Devleti'nde, daha doğrusu Kadızadelilerin ortaya attığı bir var ki o da Osmanlı Devleti'ni yine kökten sarsacak bir takım olayları başlatmışlardır. Da nedir? Malın ortak kullanılması, zengin fakir ayrımının olmaması gibi bir takım Osmanlı sosyal kültürü toplumunda yaşamayacak bir fikri söylemle karşımıza çıkmaktadırlar. Ve bunların yanında Osmanlı Devleti'nde siyasi politik darbelere geldiğimiz zaman Yeniçerileri görmekteyiz. Yine darbeler Osmanlı Devleti'nin zayıf bir dönemine tekabül ediyor. Osmanlı dönemi bunların en önemlileridir. Şimdi Osman devlet içerisinde Yeniçerilere karşı bir faaliyet içerisinde bulunur. Daha doğrusu Yeniçerileri kaldırmak ister. Ancak bu başarılı olamaz. İkinci Osman hayatını kaybeder ve burada Osmanlı Devleti'nde askeri, siyasi, politik darbelerin de başlangıcını meydana getirir. Osmanlı Devleti'nde Kalemiye, İlmiye, Seyfiye dediğimiz üç önemli grup vardır. Kalemiye'yi bürokrasi meydana getirir. Saray ve yine medrese talebeleri meydana getirir. Seyfiye'yi de askerler meydana getirir. İstanbul'daki askerleri temsil edenler de kimlerdir? Yeniçerilerdir. Dolayısıyla 2. Osman'dan sonra Osmanlı Devleti'nde darbelerin adeti tarihe açılmıştır. Bunlar içerisinde 18. yüzyıl darbeleri daha yaklaşırsak eğer günümüze doğru 3. Selim'e yapılan darbe Osmanlı tarihinin en kanlı darbelerinden birisidir. 3. Selim Osmanlı Devleti'nde yenilik yapmayan taraftar, Osmanlı modernitesini kabul eden, Osmanlı Devleti'nin ekonomisine peki düzen vermek isteyen bir padişahdır. Fakat bir takım menfaat çevrelerine dokunduğu için ve Yeniçerilerin bir takım ulufeleri kesildiği için, savaşa gitmeyenler vesaire, bunların 3. Selim'in yaptıklarını halka kötü anlatması, kötüne nasıl anlatılabilir? Padişahı dinsizlikle, burada tabii ki dinin rolü yine ortaya çıkacaktır. Padişahı dinsizlikle suçlayarak 3. Selim'in tahtından indireceklerdir ki tarihten sonra artık Osmanlı Devleti'nde siyasetle bürokrasinin bir araya gelerek darbelerin yapıldığını görmekteyiz.
Çünkü Selim'den sonra ikinci Mahmut tahta çıkacaktır ki ikinci Mahmut Osmanlı Devleti'nin güçlü padişahıdır. Kendisine karşı yapılan darbeleri bertaraf ettiği gibi bu zamana kadar darbe kaynağı olan, daha doğrusu devletin düzenini bozan Yeniçerileri ortadan kaldırmayı başarmıştır ve Babali'yi yok etmiştir. Ve Babali daha sonra, ondan sonra Sultan Abdülhamit'e kadar yine güçlü kimliğini, kişiliğini devam ettirecek. Darbeler yine durmayacaktır burada. Meşru olan iktidara karşı. Mesela Hilal-i Vakası bunların önemlisidir ama başarılamamıştır. Bunların arkasından Sultan Abdülaziz'e, Sultan Abdülaziz'den sonraki 5. Murad'a, 5. Murad'dan sonra da darbeler silsilesi içerisinde şu an Türkiye'ye getirdiğimiz kavram var ve bir grup var, siyasi parti var. O siyasi partiyle beraber 5. Murat'ı da devirecekler ve meşrutiyeti ilan edeceği sözüyle İkinci Abdülhamit'i getireceklerdir. İkinci Abdülhamit bir yaşta gençtir. 1876'da genç bir yaştadır. Ve darbecilere direnecek durumda değildir. İstemeyerek bir meşrutiyeti ilan söz verdiği gibi ama darbecilerle yavaş yavaş mücadeleye başlayacaktır. Göndürler her ne kadar Osmanlı Devleti'nde siyasi akım olarak gelmişlerse de bürokrasiyle beraber bu sırada basın da güçlenmiştir. Basını da yanlarına alarak Osmanlı Devleti'nin devlet düzenini değiştirecek kadar büyük kimliğe ve kişilik meydana getirmişlerdir. İkinci Abdülhamit'le meşrutiyet kapandıktan, meşrutiyet meclisi kapatıldıktan sonra uzun bir mücadeleye girişilecektir. Şu an Türkler İttihat-ı Terakki adı altında örgütlenecekler ve ikinci Abdülhamit'e karşı bir baskı unsuru meydana getireceklerdir. İkinci Abdülhamit darbeyle gelmişti. Yine ikinci Abdülhamit darbeyle tekrar gidecektir. Burada önemli olan 1908 20 Temmuz 1908 meşrutiyetin ilan edilmesi, ikinci meşrutiyetin ve bunun arkasından da ikinci Abdülhamit iddiaların hızlı olarak çatışmaları başlayacaktır. İkinci Abdülhamit iddiaçılara güvenmeyecek. İddiaçılarda 33 yıl mücadele ettikleri İkinci Abdülhamit'i güvenmeyecekler. O sırada partileşen artık bir cemiyetten partiye doğru giden İttihat-ı Terakki, onun arkasından gazeteler, bürokrasi ve İttihat yanlısı büyük bir kesim İkinci Abdülhamit'in saltanatının devrilme sürecine girişilecektir ki bunun da sürecini hazırlayan bizim 31 Mart vakası dediğimiz 1909 isyanıdır. 1909 isyanında da İttihatçılar II. Abdülhamit her ne kadar suçlasalar da tarihi belgelerimizde II. Abdülhamit'in doğrudan meşrutiyete karşı olanları desteklediğine dair kanıtlar bulunmamaktadır. Dolayısıyla İttihatçılara karşı Derviş Bahçeli'nin ve Ahrar Fırkası'nın ki Ahrar Fırkası da İttihat-ı Terakki'ye karşı yine kendi içinden kopan bir gruptur. Yanlış uygulamalarını kabullenememişlerdir. Bu arada bir kaos meydana gelmiştir. 1909'da yani hepimizin bildiği Selanik'ten çıkan ve Mahmut Şevket Paşa'nın komutasındaki ordu İstanbul'a girerek Derviş Vahdeti ve çevresindeki medrese talebelerini katarak bir söylem katarak giriştikleri isyanı bastırmışlardır. Bu isyan bastırıldıktan sonra artık iddiaçların İkinci Abdülhamit'in de birbirlerine güvenleri almamıştır. Dolayısıyla Osmanlı Devleti'nin son dönemi itibariyle İkinci Osmanlı'dan itibaren İkinci Abdülhamit'e kadar ordu, siyaset, bürokrasi içerisinde darbeler buna gelmiştir. Ve tarihimizde bir Cumhuriyet tarihi dönemi başlayacak. Cumhuriyet tarihinde Mustafa Kemal ile beraber 1950'deki, 1945'lerdeki çok partili seçime kadar Türkiye'de iktidarı milli şef dönemi ve böyle seçim olmayan, seçimsiz bir iktidar dönemi sürecektir. Ancak 1950'de seçimle gelen Demokrat Parti'ye karşı Cumhuriyet döneminde bir takım faaliyetler başlayacak. Bu faaliyetler içerisinde de 1960 darbesini
1971 darbesini ki bu darbe çok başarılı olamayan bir darbedir. 1980 darbesini 28 Şubat 1997 postmodern darbeyi söyleyebiliriz ki Erdoğan hükümeti Atatürk'ün çizgisinden sapmakla ve gericilikle, yobazlıkla, kökten dindilikle suçlanmıştır. Böyle bir postmodern diyeceğimiz darbe yapılmıştır. Bunun arkasından 27 Nisan 2007'de e-muhtıra verilmiştir. 2016'da da 15 Temmuz 2016'da da bildiğimiz FETÖ darbesi sonuçlanmıştır. Dolayısıyla ordu, siyaset ve bürokrasi çerçevesinde darbeler 1960'a kadar farklı bir seyirde takip etmiştir. 1960'dan sonra ise farklı bir seyirde takip edecektir ki bunu ordunun güç dağılımı ve karakteriyle izah etmek durumundayız. Güç dağılımı nasıldı ordunun? Ordu elitist bir yapıya, dışarıdan gelen dediğimizde işte bu Demokrat Parti gibi halkın seçtiği kimseler hor görülmüştür. Merkez kuvvetler olarak ve bürokrasiye Cumhuriyet'in kendince getirdikleri bu bürokrasiye karşı seçimle gelen kesimi yetersiz görerek Atatürk ilkelerinden sapıldığı, dinin kullanıldığı, devletin geriye götürüldüğü bir gericilik ve kökten dindilik suçlamasıyla ordu sürekli sizin de başta buyurduğunuz gibi kendisine bir görev saymıştır ve seçilmiş hükümetlere karşı sürekli olarak ordu gücü kullanılarak darbeler yapılmıştır. Bizim ordumuzun darbelerinin karakterleri de vardır. Mesela bizim ordumuz hakem ordu rolünü üstlendiklerini söylerler. Nedir bu? Ordu der ki sözde biz siyasete girmeyeceğiz. Siyasetin içerisinde değiliz. Siyasete herhangi bir şekil de vermeyeceğiz. Sadece bozulan düzeni tekrar yerine getireceğiz. Kendilerinde seçilmiş olan hükümetler doğru şeyler yapmayacaklardır. Kökten dindiliğe ya da diriciliğe sapacaklardır. Atatürk ilkelerine aykırı davranışlarda bulunacaklardır. Bunu ordu kendinde yoluna koymak için, yeni bir yol vermek için değil, eski düzeni tekrar yerine getirmek için darbeler yapar. Ve şu sözü de verirler, işler yoluna koyduğu zaman İslam'ımızda tekrar döneceğiz diyeceklerdir. Ve ordu her zaman perde arkasında görev yapmıştır. Perdenin önünde de yine siyasetçileri bırakmıştır ki 1960 darbesi de 80 darbesi de ki 80 darbesi bunu çok daha güzel anlatacaktır. 80 darbesinde Kenan Evren işleri hemen ilk artıklı Çıkalıkaya'yı bırakacaktır. Milent Ulus hükümetine getirecektir dışarıdan bir sivil kanat şeklinde ve dış dünyayla ilişkileri daha barışık bir şekilde götürmeye çalışacaklardır. Dolayısıyla bizim ordumuz kendisinde devletin bozulan düzenini, tabii kendilerin de bozulan düzenini, yoksa seçilmiş bir meclis, seçilmiş bir hükümet ve onu seçen halk var. Bu halk sıradanlaştırılıyor ve var olan hükümette itibarsızlaştırılarak iktidarın muhalefetten, daha doğrusu dışarıdan gelen güçlerden merkez kuvvetleri dağılmaması, merkez kuvvetleri yaklaşmaması için dini de kullanarak, burada din her zaman kullanılan bir unsur haline gelmiştir. Dini de kullanarak, darbeciler hem gericilik yapıyorsunuz, siz kökten dincisiniz demişlerdir ama bu arada dini de kullanmışlardır. Mesela yaşı müsait olanlar hatırlayacaklardır. 1980 darbesini yapan Kenan Evren Paşa, kendisinin de dedesinin hoca, babasının hoca, kendisinin de bunlara saygılı olduğunu ayetlerle, dinlerle açıklayarak gericilere, kökten dincilere karşı Atatürk ilkelerini savunduğunu ve Atatürk ilkelerini korumak için burada olduğunu ve devlet düzenini sağladıkları zaman tekrar kışlalarına döneceklerini söylemişlerdir. Ahmet Hocam çok teşekkür Cumhuriyet ediyorum. Cumhuriyet darbelerinde. Evet, burada araya gireyim. Bir şey hatırlatmak istiyorum. Soru sormak isteyen katılımcılarımız var. Öncelikle konuşmacıların sözlerini bitirmesini bekleyelim. O arkadaşlarıma söz vermeyi düşünüyorum. Yalnız burada dış politikaya yansımalarına gelelim isterseniz. Süremiz kısıtlı çünkü.
Biraz da dış politikaya yansımaları nasıl oluyor bu darbelerin? Biliyorsunuz artık tek başına yaşayan devlet yok. Sınırları eskiden Çin Seddi'yle böyle yüksek duvarlarla örüyorlardı. Şimdi ülkeler sınırlarını kaldırıyor. Yani başkalarıyla birlikte yaşamak durumundayız. Onun için darbelerin ülkemize prestij kaybettirmesi söz konusu. Başka toplumların bizim ülkemize bakışlarını belirleyen bir unsur son dönemde. Ve bu bizim ülkemiz açısından da hiç iyi bir puan değil. Biraz da isterseniz bunlardan bahsedin Ahmet Hocam. Şimdi dünyanın iki kutuplu olma süreci İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra başladı biliyoruz. Evet. Siz de takdir buyurursunuz. İki dünyalı kutuplaşma ABD ve Sovyetler Birliği üzerinden gerçekleşecektir. Fakat 1949 yılında Çin'in devrim yapmasıyla beraber emperyalizmin gücünün yavaş yavaş azaldığını görüyoruz. Özellikle 1960'lardan sonra, 1961-62'lerden sonra mesela Türkiye'de sol akımların dini gruplarında, ki FETÖ de bunlardan bir tanesidir, yavaş yavaş yükseldiğini görüyoruz. 1960 anayasası biraz daha haklar ve özgürlükler yönünden geniş olan sosyal karakterli bir anayasa diye tanımlayabiliriz. Dolayısıyla 1960'dan sonra yeni Cumhuriyet hükümetleri, artık yenisini herhalde söylemeye gerek yok. Cumhuriyet hükümetleri 1960'lardan sonra Sovyetler Birliği kutbundan sonra bir Çin'e yönelmeye başlayacaklar. Dolayısıyla emperyalist BD'nin gücü burada yavaş yavaş kırılacaktır. Bizde de sol akımlar burada yavaş yavaş başlayacaktır. 1968 kuşağı mesela, şu bizde de meçhudur, 68 kuşağı çıkacaktır. 68 kuşağı ile beraber ki 68 kuşağının bir takım nitelikleri var. O nitelikler içerisinde özgür bir yaşam, cinsel özgürlüklerin daha çok olduğu, çalışmama hakkının da bulunduğu, işçilere daha çok fırsatların verilmesi, patronaj usulüne karşı, daha doğrusu eski söylemle komünizm benzeri bir takım yapılanmaların Türkiye'de de var olabileceğini ispatlayan bir takım gelişmeler yaşanmıştır. Sol dernekler, sol cemiyetler, sol federasyonlar kurulmuştur. Onun karşısına da Milli Türk Talebe Birliği gibi, diğer Milli Gençlik Vakıfları gibi vakıflar kurulları kendiliğinden dünya düzeni içerisinde bir sol sağ yatışması meydana gelmiştir. ABD ile beraber de, ABD ile Türkiye'nin arasının da bu dönemden itibaren yavaş yavaş açıldığını görüyoruz. Mesela Jüpiter füzelerini ABD'nin 1960'da geri çektiğini görüyoruz. 1975'te Kıbrıs Harekatı ile beraber ABD'nin bir takım anlaşmaları askıya aldığını görüyoruz. 1964'te Johnson mektubu verdiler bize, biliyorsunuz. Çok önemli. Kıbrıs'a müdahale ettiler. Buradaki Türklerin Rumlar tarafından katliamına seyirci kalmamızı beklediler. Bunlar iktidarda olan ve muhalefette olan Cevit gibi, Türkeş gibi, Demirel gibi, Erbakan gibi siyasileri daha merkezi bir siyaset takip etmeye ve dünyada farklı noktalara doğru yönlendirmeye başlamıştı. Dolayısıyla Türkiye bu süreç içerisinde Sovyetlerle de bir takım ticari anlaşmalar yapmıştır. ABD ile de anlaşmalar yapmıştır ama bunun içerisinde alternatif olarak da Avrupa topluluğunun ve Sovyetlerin de destekleriyle beraber Arap dünyasını tıkayacak. Çünkü Arap-İsrail Savaşı'nda Türkiye ABD'ye kapılarını açmadığı gibi, yani vermediği gibi Sovyetlerin Suriye'ye bir takım yardımlar yapmasını, hava güçlerini kullanmasını sağlamıştır. Dolayısıyla 1960'tan 1980'lere doğru geldiğimizde Türkiye'nin rolü dünyada daha çok yükselecektir. Çünkü yakın dönemde İran'da bir devrim meydana gelmiştir 1979'da. Sovyetler yine Afganistan'ı ihlal etmiştir. Dolayısıyla Avrupa Birliği'nden Türkiye, daha doğrusu Avrupa Ekonomik Topluluğu'ndan Türkiye koparken Sovyetler Birliği'nin Orta Doğu'da yükselmesini önlemek amacıyla ABD geçmişte yaptığı bir takım hatalarından vazgeçmeye çalışmıştır. Dolayısıyla 1980
darbesini yapan Kenan Paşa da ABD'ye karşı daha yakın bir politika takip etmeli ama Sovyetleri de göz ardı etmemeye başlayacaktır. Dolayısıyla belli bir denge politikasını devam ettirecek. Mesela Avrupa Birliği'nden geçmiş dönemdeki Avrupa Ekonomik Topluluğu'nda Fransa, Danimarka gibi ülkeler Türkiye'ye karşı yaptırımlar yapacakken Türkiye'ye karşı ekonomik bir takım faaliyetlere giriştiği zaman bunu Türkiye Arap dünyasına yaklaşarak gidermeye çalışmıştır. Dolayısıyla Türkiye 60'lardan 80'e geldiğinde iki dünyalı kutupta her iki tarafta da rol oynayarak kendi konumunu güçlendirmiştir. 90'lara doğru geldiğimizde Sovyetler parçalandığı zaman ise Türkiye'nin konumu çok daha artmış, Türk dünyası ortaya çıkmış ve Türkiye dış dünyada Araplara da yaklaşarak konumunu güçlendirmiştir politika bakımından. NATO ile ilişkiler zayıflarken ABD, Sovyetler ve Arap dünyasıyla ilişkilerimiz daha da sağlamlaşacaktır. Dolayısıyla bu FETÖ darbesinin olduğu süreç içerisinde 1980 darbesini yapanlar mesela ABD ile sıcak ilişkiler kurmuşlardır. Sovyetlerle sıcak ilişkiler kurmaya çalışmışlardır ki bu ne zamana kadar sürecektir? Postmodern darbe sürecine kadar. Postmodern darbe yani FETÖ'yle beraber başlayan bir süreç ve yapılanma içerisinde dış güçler bu sefer dış güçler FETÖ gibi dini Türkiye üzerinde bir takım hakimiyetler kurmaya çalışacaklar. Dolayısıyla dış güçler daha önceden 80 ve 60 ihtilallerinde perdenin çok gerisinde kalırken 2007'den itibaren bu postmodern darbe ile beraber dini grupların kullanılmasıyla beraber dış güçler etkisini dini gruplarla beraber çok daha fazla gösterecektir diye düşünüyorum. Ahmet Hocam çok teşekkür ediyorum. Süremizi fazla aşmayalım. Tekin Hoca'ya da söz vereceğim. Bu arada soru sormak isteyen arkadaşlar sohbet bölümüne sorularını yazarlarsa oradan ben yeri geldiğinde arkadaşlara soruları ulaştırmaya çalışırım. Böylece herhalde daha bir kesintiye uğramadan daha kolay olur diye düşünüyorum. Şimdi İkinci konuşmamız yine tarih bölümünden Doçent Doktor Tekin Tuncer Bey. Ben Tekin Bey'e yine Ahmet Bey'e yaptığım gibi soru soracağım. Tekin Bey'in konuşması 15 Temmuz'la sınırlı olacak. Zaten Ahmet Bey ta başlangıçtan 2016'ya kısaca özetledi darbelerin tarihini. Darbelerin mutlaka hem içeride hem dışarıda destekçiler aradığından bahsetti. Darbelerin Türkiye'nin konumunu belirleyen önemli unsurlardan bir tanesi olduğunu söyledi. Darbelerin yapılma gerekçelerinin üzerinden birkaç yıl geçtiği zaman doğru gerekçeler olmadığı zaten çok kolay bir şekilde anlaşıldı. Mesela işte radikal unsurları bahane edenler darbe sürecinden sonra bu unsurların daha güçlenmesine zemin hazırladılar. Demokrasi dışı hareketleri güya ortadan kaldırmak için darbe yaptıklarını iddia edenler kendileri çekildiği zaman bu insanların iyice güçlendiğini fark ettiler. Yani demokrasinin, hürriyetin, adaletin, eşitliğin, hukukun kesintiye uğradığı dönemlerde iyi insanlar kaybetti, kötü insanlar kazandı. Ve Türkiye tarihi maalesef yakın dönemde de bunları çok rahat bir şekilde gördü. Darbelerin dış bağlantılarını da hesaba katarak ben Tekin Tuncer Hoca'ya 15 Temmuz özelinden biraz bahsetmesini istiyorum. Özellikle devletlerin biliyorsunuz kendi istihbarat teşkilatları vardır. Onlar birçok şeyi önceden bilirler. Türkiye'de darbelerle ilgili bir takım dedikoduları yapılıyor hala bir takım sözlerle bu konu güncelliğini koruyor. Öyle tahmin ediyorum ki daha da koruyacak. İlk sorum şu. Darbe yapılacağından devlet haberdar mıydı? Haberdarsa nasıl haberdardı? Biraz bu süreçten bahsedin Tekin Hocam. Daha sonra 15 ve 16 Temmuz günleri
darbe nasıl bir seyir takip etti? Darbe ne zaman kontrol altına aldı? Kontrol altına alındı. Bu süreçten bahsetmenizi istiyorum. Bu arada tekrar hatırlatıyorum. Soru sormak isteyen arkadaşlar sohbet bölümüne isimleriyle birlikte soruları yazarlarsa memnun oluruz. Buyurun Tekin Hocam. Hocam çok teşekkür ediyorum. Öncelikle tüm katılımcılara iyi akşamlar diliyorum. Bu vesileyle 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında şehit olmuş tüm vatan evlatlarına Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, gazilerimize ise tekrar geçmiş olsun dileklerimle sözlerime başlamak istiyorum. Tabii bizler darbenin ne zaman ve nasıl başladığını aslında biz iddianamelerden ve verilen ifadelerden ancak çözebiliyoruz. Şimdi öncelikle darbenin nasıl başladığı ya da darbe nasıl başlayacağını biz önce Akıncı iddianamesinde görüyoruz ki ve aynı zamanda Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Kara Kuvvetleri Komutanı Salih Zeki Çolak'ın verdiği ifadeler bu noktada bizim için önemli. Şimdi bu bilgilere göre biz darbe girişiminin Akıncı üssünden 15 Temmuz 2016 tarihinde saat 16 sıralarında ve ertesi gün yani 16 Temmuz 2016 saat 13'e kadar bir süreç seyrettiğini ve bu süreç içerisinde hocam da soruları sordu. Biz de orada hemen hemen saat saat sizlere nasıl bir darbe sürecini yaşandığını anlatacağız. Baktığımız zaman yani yaklaşık 24, 25, 26, 27 saatlik bir süreçten bahsediyoruz aslında. Yani devletin bu aynı zamanda bize gücünü de göstermesi açısından önemli. Yani bu kadar büyük bir darbe girişiminin, bu kadar bir geniş bir saldırının devletin ne kadar güçlü olduğunu ve aynı zamanda devletle beraber milletin ne kadar güçlü olduğunu da bize göstermesi açısından önemli. Artık milletin de darbeleri önleyebilecek en önemli unsur olduğunu Türk milletine öğrettik. Yani bu bizim için en büyük kazançlardan birisi bence bu. Yani 15 Temmuz darbe girişimi bize millet istemedikten sonra darbe olmazı bize öğretmesi açısından. Şimdi baktığımız zaman darbe günü gerçekleşen olayların gün yüzüne çıkmasıyla beraber aslında ciddi ve karmaşık bir örgüt olduğunu biz darbe gerçekleştikten ve darbeden sonraki gelişmelerden öğreniyoruz. Peki darbe yapılacağını devlet nasıl öğrendi sorusuna gelecek olursak, aslında bu darbe girişimini biz bir pilot binbaşının ihbarıyla öğreniyoruz. Tabii bu iddianamelerde aynı zamanda devletin gizli teşkilatı olan MİT İstihbarat Teşkilatı'nda bu kişinin ismi hiçbir yerde geçmiyor. Sadece O ve K diye kısaltılmış, yani büyük bir ihtimalle isminin isminin adı ve soyadının kısaltılmış şekli bir binbaşı, bir pilot binbaşının MİT'e haber vermesiyle öğreniyoruz ki aslında bunun MİT'e haber verdiğini yine bize bildiren iddianamelerde tanık sıfatıyla ifade veren Genelkurmay 2. Başkanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı'nın ifadelerinden öğreniyoruz. Şimdi MİT'e gelen bilgi üzerine konuşan dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı Salih Zeki Çolak'ın ifadesine göre 14 Temmuz 2016 Perşembe günü Kara Havacılık Komutanlığı'nda görevli pilot binbaşı ki bu daha sonra darbe sırasında yakalanan ve FETÖ'cü olduğunda daha sonra ifadelerinde teyit eden kişi Deniz Aldemir diye birisi Ankara dışında izinli olan bir pilot binbaşı. Bu binbaşı dediğimiz gibi OK dediğimiz ihbarcı. Bu kişiyi arıyor ve konuşuruz. Diyor ki 15 Temmuz 2016'da işte bir helikopter kabul töreni var. Bu helikopter kabul töreninde de ne yapacaksınız? Bir gösteri uçuşu yapacaksınız. Ve bu gösteri uçuşu içinde iznini bırakıp Ankara'ya gelmen gerekiyor diyor. Tabii bu ihbarcı diyeceğimiz, yani bu darbeyi ihbar edecek kişi olan
Yani sürekli okey demek de istemiyorum. İhbarcı diyelim. Tabii bu da FETÖ'cü aynı zamanda. Bunu da unutmayalım. Sonra kendisi de FETÖ'cü olduğunu söyleyecek çünkü. Bunlar diyor ki geleceksin ve helikopter törenine katılacaksın. Yalnız Cuma günü gelip Deniz Aldemir'le görüştükten sonra Deniz ihbarcıya şunu söylüyor. Diyor ki bugün saat 19'da itibariyle iki Sikorsky ve bir de Hogart helikopteriyle izinsiz bir uçuş yapılacak ve uçuşun geç saatlere kadar arada MİT müstecarının alınacağını kendisi gibi çağırdı. Pilotun da bu uçuşu yaparken de başka bir pilot Yarbay'ın kendilerine yardımcı olacağını söylüyor. Aslında darbeden haberdar olmamızı sağlayan gelişme burası. Yani Deniz Aldemir'in OK ile görüşmesinde bunu da söylemesinden sonra. OK bunun üzerine ne yapacağız? OK dedi. Deniz Aldemir'le görüştükten hemen sonra duş alacağını ve yoldan geldiği için ileterek ne yapacaktır? İzin isteyecek ve Deniz Aldemir'in yanından ayrılacak. Ha, tabii kalbinden neler geçti, içinden neler geçti biz bunu bilmiyoruz ama soluğu yeni mahalledeki MİT müsteşarlığını alacak ve MİT'e giderek Deniz Aldemir'le yaşadıklarını MİT mensuplarının anlatacak. Tabii bu olay bir anda devletin teyakkuza geçmesine neden olacak. Ve bunun üzerine MİT hemen ne yapacak? İhbarı ve uçuşa katılacak pilotların ismini Genelkurmay ikinci Başkanı Yaşar Güler'e iletecek. Tabii söz konusu ihbarcı MİT'e bilgi verirken kendisinin de cemaatli olduğunu ne yapacaktır? ifade edecektir. Tabii bir başının MİT'e ihbarı sonrası Müsteşarı Hakan Fidan da yine Genelkurmay ikinci Başkanlığı 16-16'da. Şimdi bu önemli çünkü biz MİT'in haberi ve Genelkurmay'a iletilmesi 16 ile 16 çeyrek arasındaki bir saat dilimi. Yani bu 16-16'da Yaşar Güler'i telefonla arayarak Hakan böyle bir gelişme olduğunu, bu darbeye katılacak, daha doğrusu uçuş yapacak olan pilotların isimlerini verecek ve bu konuda Genelkurmay'ın harekete geçmesini isteyecek ve bununla beraber aynı zamanda yardımcısını da Genelkurmay karargahına göndererek Yaşar Güler'e bilgi verecekler. Şimdi Yaşar Güler de tabii ne yapacaktır? Dönemin Genelkurmay Başkanı, şimdiki Savunma Bakanı Hulusi Akarpaşa'yla bunu paylaşacak ve bunun üzerine ki burası çok önemli. Bence darbenin en kritik noktalarından birisi burası. Hulusi Akarpaşa 18.30'da emir verecek ve Silahlı Kuvvetler Harekat Merkezi tarafından Hava Kuvvetleri Harekat Merkezi'ne iletilmek üzere tüm uçuşları yasakladığını söyleyecek. Ama çok ilginç. Hulusi Akar'ın emri saat 18.30'da fakat bu emrin Silahlı Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri Harekat Merkezi'ne ulaşması 19.00. Yani arada bir 33 dakikalık bir zaman var ki işte bu uçakların hareket edip kalkmasına neden olan ve koordinasyon eksikliğine neden olan gelişme bu. Tabii ki burada bu emrin geciktirilmesinde herhalde artık hepimizin hemfikir olduğu bir şey vardır ki bu haberin geçirilmesinin altında yatan gerekçenin de yine FETÖ'cü subaylar olduğunu söylemek herhalde yerinde olacaktır. Tabii Hulusi Akar'ın talimatı üzerine Kara Kuvvetleri Komutanı Genelkurmay'dan ayrılarak 18.36'da Kara Havacılık Komutanlığı'na gidecek ve burada havada uçuş olup olmadığını soracak ve o günkü uçuş planlarını kontrol edecek. Uçuş yasağının emrini de tekrar edecek. Tabii burada çok ilginç bir olay var. Daha sonra tabii darbe bastırıldıktan sonra bu ihbarcı dediğimiz OK'ye talimat veren Deniz Aydemir yakalanacak. Ama savcılık soruşturmasında bu OK ile aralarında geçen işte uçaklarına gidilip MİT müsteşarının alınacağı gibi bilgilerden hiç bahsetmiyor.
Ama aradan belli bir zaman geçti. Belki bu çok uzun bir zaman, 3 Temmuz'dur bu, bir hafta sonra 7 sayfalık bir dilekçe gönderiyor savcılığa. Burada şunu söylüyor, diyor ki kendisinin FETÖ'cü olduğunu itiraf ediyor, aynı zamanda ülkenin komutanların bütün ısrarlarına ve bahaneler üreterek uçmak istemediğini anlatıyor. Şimdi tabii biz bu okey ile ilgili yani tabii bazı şeyler araştırdık, bir şeyler bulmaya çalıştık. Elde ettiğimiz bilgi şu: bir defa ihraç edildiği kesin. İhraç edilmiş ama daha sonra ihracından sonra tekrar şey yapıldı, göreve geri döndüğü şeklinde de iddialar var. Tabii bunlar bizim dışımızdaki şeyler. Ama şunu söyleyebiliriz ki darbe girişiminden devlet nasıl haberdar olmuştur derseniz bu OKEN'in ihbarı üzerinedir. Şimdi baktığımız zaman nasıl bir süreç izler? Yani 15-16 Temmuz günlerinin nasıl bir seyir seyrettiğini ve darbenin ne zaman kontrol altına alındığını biraz da saatler üzerinden yürümemiz lazım ki darbe daha iyi anlaşılsın. Aslında 16 saat 16'da devletin birçok kademesi işte İşte haberdar olursa da aslında halkın haberdar olması işte biraz önce de Ahmet Bey'in anlattığı gibi darbelerin özelliklerinden işte tarihimizde işte 1960 darbesinde de 1980 darbesinde de biz darbeyi nereden öğrendik? TRT'den. İşte halkın da aslında darbeyi öğrenmeye başlaması TRT üzerinde. Niye? Saat 22. Yani 15 Temmuz Cuma günü saat 22'de Ankara'da Genelkurmay Başkanlığı karargahı ve TRT Genel Müdürlüğü'nde asker ele geçiriyor. Şimdi TRT'yi niye ele geçirmek istiyorlar? Tabii baktığım zaman TRT bildirisi daha sonra. Yani darbe yapıldığı ile ilgili bildiri sonra ama önce hedef neresi? TRT'yi ele geçirecekler. Buradan halka bir darbe yapıldığını, sokağa çıkmamaları gerektiği bildirilmesi lazım. İşte bunun için TRT binasının ele geçirilmesi lazım ve gittikleri yerlerden birisi bura. İkincisi ise bir başka şey ise aynı saatte yani saat 22 sularında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ki bugün 15 Temmuz Demokrasi Köprüsü dediğimiz köprümüz ve aynı zamanda İstanbul Boğaziçi köprülerinin de trafiğe kapatıldığını görüyoruz. Tabii belki de 1960 ve 80 darbesinden farklı taraflarından birisi şu ki bence aslında devlet adamları buna boyun bükmeyecekler. Ve Binali Yıldırım'ın saat 23.05'te bir açıklaması var. Çünkü başbakanı ve devlet başkanlarından birisi yani devletin 2 numaralı adamı yani Cumhurbaşkanı'ndan sonraki devletin en yüksek mercindeki ikinci insanı ne yapıyor ve bir açıklama yapıyor. Ve diyor ki bu girişime izin verilmeyecektir. En ağır bedellerini ödeyecekler. İşte bu olay önemli. Niye? Biz 1980 darbesinde işte Süleyman Demirel'in veya Bülent Ecevit'in çıkıp da biz darbeyi önleyeceğiz diye bir şey söylediğine şahit olmuyoruz. Ama burada Binali Bey'in ne yaptığını görüyoruz. Televizyona canlı yayına bağlanarak bu darbeyi yapanları yani tabiri caizse burnundan getireceğiz diyor. En ağır şekilde cezalandıracağız diyor. Ve tabii bu açıklamadan sonra ne yapması lazım? Darbecilerin insanlara bir gözdağı vermesi lazım ki maalesef ilk gözdağı belki de halkı sindirmek dediğimiz olay bu. Saat 23.24'te maalesef Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde polis özel harekat merkezinde bir patlama meydana geliyor ki biz daha sonra bunları biliyoruz ki burada 17 tane şehidimiz oldu. Bu biraz daha tekrar söyleyeceğim. Bir ikinci saldırı daha var. Ve aynı zamanda arkadaşlar ve katılımcılarımız genel saat 23.30'da da Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın darbe girişiminde bulunan bir grup tarafından rehin alındı. İşte saat 22'de Ankara Genelkurmay Karargahı'na saldıran insanlar Hulusi Akar'ı 23.30'da rehin alacaklar. Ve arkasından güvenlik kaynaklarınca askeri bir kalkışma, ordu içerisinde işte FETÖ-PD'ye mensup bir grup subay tarafından bir darbe girişimi olduğu yönünde ne yapılacak açıklama. İşte bundan sonra aslında darbenin seyrinin değiştiğini görüyoruz. Niye? Çünkü saat 00:03 yani artık 16
saat 12.13'te TRT'yi işgal eden kalkışmacılar ne yapacaklar? Hepimizin de işte o malum TRT spikerinin sesinin titreyerek bir darbe bildirisini okuduğunu görüyoruz. Elleri bağlı, ellerini görmediğimiz bir darbe bildirisini okuduğunu görüyoruz ki hemen arkasından TSK tarafından yapılmadığı açıklama daha gelecek ve bu bir kursal açıklamadır denilecek. Ve hemen aynı anda işte bu da Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla ve Başbakan Binali Bey'in talimatları üzerine işte bütün ülkeyi harekete geçiren en önemli unsur. Ben de darbenin bittiği yer burası aslında. Saat 00:13. Ne yapılacak? 81 ilde bütün camiler ne yapılacak? Selalar okunacak. Ve halk sokağa davet edilecek. Evet, Boğaziçi Köprüsü'nü işgal edilirken yani saat 22 sıralarında Boğaziçi Köprüsü işgal edilirken de halk orada bir gösterdi. Ama insanların büyük bir çoğunluğunun haberi dahi yoktu. Hele yaş grubu böyle 50'li, 60'lı, 70'li olanlar zaten böyle bir darbe mi olur diye söylemlerde bulunuyorlar. Çünkü onlar 80 darbesini görmüş, işte 70 muhtırasını görmüşler. Onlar böyle bir darbe olmayacağını, böyle bir darbe nasıl olacağını birçok insanın da haberi yok bundan. İşte bu 81 ilde selaların okunmasıyla halk ülkede bir darbe girişiminin olduğunu ve bunun üzerine sokağa çıkmasının gerektiğini öğrenecek. Ve bundan sonra halkın işte sokağa çıkıp o darbecileri nasıl engellediğini bundan sonra dediğim gibi saat 00:13 darbe için darbedeki en önemli dönüm noktası. Çünkü artık halk ne yapmıştır? Sokağa inmiştir. Ve bundan sonra halkın sokağa inmesiyle beraber Binali Bey'in zaten açıklamalarını duymuştuk. Bu sefer Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın bir canlı yayın ki CNN Türkiye Hande Fırat'ın programına bağlandığını görüyoruz. Ki burada da Erdoğan ne diyecekti? Cumhurbaşkanı milli iradeye yönelik bu ayaklanma hareketine karşı tabii ki hukuk, yasalarımız, anayasamız neyi gerektiriyorsa bunun bir defa cevabını bu yapı ister. Silahlı kuvvetler içinde olsun, bir grup azınlık da olsa, ister başka kurumlarımızın içerisinde olsun, gereken cevabı alacaktır. Şimdi burada en önemli şeylerden birisi şu. Bu kadar elin bir olay yaşanırken dahi devletin halen daha hukuk, yasa ve anayasadan bahsetmesi çok önemli. Çünkü bu aynı zamanda işte darbeciler biliyorsunuz Sulh Konseyi diye bir ki maalesef Atatürk'ü kullanmaya çalıştıklarını görüyoruz. Yani sanki darbeyi Atatürkçüler yapıyormuş gibi bir intiba yaratmaya çalıştığını görüyoruz ki burada milli iradeden bahsetmek, anayasadan ve hukuktan bahsetmek gerçekten çok önemli. Yine ne yapılacak? Saat 00:57'de darbe girişimine ilgili bu sefer ne yapılacak? Devletin başka organları harekete geçecek ki bu da bir ilk soruşturmanın başlamasıdır. Küçükçekmece Başsavcısı Ali Doğan ne yapacaktır? Darbe girişimini yapan askerlerle ilgili soruşturma başlatacaktır. Yani devletin içerisinde FETÖ'ye direnen devlet adamlarının ne yaptığını görüyoruz biz. Harekete geçtiğini görüyoruz. Ve aynı zamanda tabii askerleri aynı zamanda gördükleri yerde tutuklanacaklarını bildirince bunun daha fazla insanlarda yani FETÖ'cülerde güç kırılmasına neden olmaması için ne yapmıştır? TürkSat uydusu maalesef askeri helikopterle saldırıya uğruyor. Niye? İnsanlar artık bilgi almasın. Fakat bu ne yapılmış? Buna rağmen işte devlet yine yayınlarına devam edebilir. Ne yapabilmiştir? Sokakta davet edip darbe önlemek için girişimde bulunmuş. Saat 01:01'de Emniyet Genel Müdürlüğü savaş uçağının helikopterlerinin saldırısını oluyor. Yani bu Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne yapılan saldırı. Tabii bunun üzerine dönemin Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'ın bir açıklaması var. Bu TSK içinde bir Duma'nın kalkışmasıdır şeklinde. Ve TBMM Genel Kurul salonunu ne yapılmış? Milletvekillerinin koştura koştura gittiğini görüyoruz. İşte başlangıçta bir 20-30 kişi zamanla 80-100'leri bulan milletvekillerinin tek vücut halinde burada parti ayrımı yapılmaksızın ne yaptığını görüyoruz. Meclis içerisinde
Hatta belki de özlediğimiz güzel sahnelerden birisidir meclisin içerisinde. Tüm parti mensuplarının birbirlerini gördüklerinde kucaklaştıklarını görüyoruz ki bence bu Türkiye'nin en önemli ihtiyaçlarından birisi olduğunu düşünüyorum. Ve insanlar burada tek vücut olacak. İlk askeri gözaltıların saat 2 civarında başladığını görüyoruz. Artık yavaş yavaş neye hakim olduğunu, devletin sokaklara hakim olduğunu ve yavaş yavaş FETÖ mensubu askerlerin tutuklanmaya başlamaya görüyoruz ki bu saat 2. Tabii diğer taraftan işte biraz önce söyledik saldırısında Gölbaşı'na yapılan askeri saldırıda bu defa ikinci bir saldırı gerçekleşecek. Gölbaşı'ndaki özel harekata saat gece saat 02:20'de burada maalesef 17 tane askerimiz şehit olacak. Yine Türk Hava Kuvvetleri'ne ait F-16 uçağı darbe girişiminde bulunanların elindeki bir Sikorsky helikopterini düşürmek zorunda kalacak ki. Bu TRT'yi ele geçirmeye kalkışan bir rütbeli subayla 5 asker, vatandaşlar, bakın burası çok ilginç, vatandaşlar ve polis tarafından etkisiz hale getirilecek. Yani vatandaşın burada ne kadar etkili olduğunu söylememiz mümkün. Yine bir diğer taraftan da tabii Cumhurbaşkanı Ankara'da yok ama Cumhurbaşkanlığını külliyeyi ele geçirmek için buraya giren 3'ü rütbeli 13 asker de külliye önünde ne yapılmıştır? Gözaltına alınmış. Saat 2:42'ye geldiğimizde TBMM'ye ilk bomba nedeniyle bazı polis memurlarıyla meclis görevlileri yararlanılacak. Hemen arkasından ikinci bir bomba daha atılacak. Saat kaç? 2:42. Çünkü bütün televizyonlar artık mecliste milletvekillerinin olduğu haberlerini yapmaya başlayınca muhtemelen meclisin bombalanması emri verildi. Bunun üzerine Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman ve milletvekilleri ne yapacaklar? Sığınaklara, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin sığınaklarına çekilmek zorunda kalacak. Tabii Başbakan Binali Yıldırım havadaki jetlerle kurumlarımıza mermi ve bomba yağdıranlar adeta bu terör örgütünün elemanı gibidir. Asla ve asla böyle bir iş, şanlı silahlı kuvvetler bayrağı altında görev yapan hiçbir subayımıza, hiçbir askerimize yakıştırılacak bir iş değil diyecek. Bir taraftan da bakın burada önemli bir devlet adamlığı duruşu. Binali Bey'in silahlı kuvvetlere sahip çıkacak. Silahlı kuvvetlerin içerisindeki bir grubun buna neden olduğunu söylemesi önemli. Yani aslında FETÖ'cü olmayan subayların da daha çok bir gayretle bu işin içerisine girip darbeyi önlemek için mücadele ettiğini söyleyebiliriz. Ve baktığımız zaman gece saat 3'te artık TRT'nin normal yayınlarında TRT Genel Müdürlüğü'nün ele geçirmeye çalışan FETÖ mensupları gözaltına alıyorlar. Yine Başbakan Yıldırım Ankara semalarında MİT, Meclis, Cumhurbaşkanı ve Başbakanlık gibi kritik bölgeler üzerinde uçuş yapan her türlü helikopter ve uçağın füzeyle indirileceğini söylüyor ki bu aynı zamanda ne yapılmıştır? FETÖ'cülere bir gözdağıdır ki bundan sonra yine saat 03:15'te Genelkurmay Başkanlığı'ndan yeniden çatışma sesleri de gelmeye başlıyor. Yine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın saat gece 3'te Yurtta Sulh Konseyi ile ilgili gözaltı kararı verdiğini ve saat 5:20'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Marmaris'te konakladığı ve gece yarısı ayrıldığı otele helikopterle ateş açılıyor. Tabii onlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın buradan ayrıldığını bilmiyorlar. Bundan dolayı da Cumhurbaşkanı'nı öldürmek için ne yapıyorlar? Maalesef Cumhurbaşkanı da silahlı bir saldırıda bulunuyorlar ama tabii Cumhurbaşkanı aslında mitingde kendisine verdiği bilgi doğrultusunda oteli terk etmiş. Tabii bu çatışmada 5 polisimiz yaralanmış. Yine daha sonra burada olmadıklarını bildikleri için bu darbeciler buradan kaçıyorlar. Yine saat 4:42'de 130 tane askerin yakalandığını Binali Bey bize Twitter hesabından duyuruyor. Yine Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığı'nca darbe soruşturma başlatıyor ve Gölbaşı'ndaki özel harekat merkezinde 42 kişinin hayatını kaybettiği bilgisi geliyor. İlk başta 17 kişi deniyor ama tabii daha sonra
enkaz altından da çıkartılan şehitlerimizle beraber bu sayının 42 olduğu kesinleşiyor. Şimdi bundan sonra artık teslimlerin başladığını görüyoruz. İşte Çankaya Köşkü ve aynı zamanda resmi konutlara giden bütün yollar kapatılmış, halk sokaklara inmiş. Bundan sonra artık darbenin Cumhurbaşkanı İstanbul'a geliyor. İstanbul'da milyonlarca insan sokağa çıkmış ve bunlarla beraber Türk halkının bu darbeyi engellemek için mücadele ettiğini görüyoruz ki en sonunda neyi göreceğiz biz? Baktığımız zaman burada işte bu darbeye katılan komutanlardan ki eski Hava Kuvvetleri Komutanı Akın Öztürk'ün gözaltına alındığını, yine baktığımız zaman Çankaya Köşkü'ne gelmiş ve 12.57'de Başbakan Yıldırım şu açıklamayı yapıyor. 161 şehit, şu ana kadar da 440 yaralı var. Şu ana kadar da 2839 çeşitli rütbeden subay ve askerin gözaltına alındı ki artık bu zaten bellerinin kırıldığının en önemli resmi. Bundan sonra ne yapılmış? Devletin en önemli sızlıkları ki gücünü aldıkları en önemli yerlerden birisi olan işte HSYK'dan 541'i ilk dereceli idari yargıdan 2244'ü ilk derece adli yargıda olmak üzere 2745 hakimin görevine son veriyor. Yine FETÖ mensubu 5'i Danıştay Genel Kurul üyesi genel kurulda gözaltına alıyor. Yine 10 Danıştay üyesi daha sonra gözaltına alınmış. Baktığımız zaman yargı içerisinde, asker içerisinde birçok kurumdaki darbenin içerisinde bulunan insanların devlet çok kısa bir sürede tepki göstererek, reaksiyon göstererek bu insanları tutukladıklarını ve bu insanları darbenin uzağına ittikleri ve halkla beraber, Türk halkıyla beraber böyle bir darbeyi engellediğini söyleyebiliriz sadece. Hava Evet, sıcağı. Tekin Hocam Ben çok teşekkür teşekkür ediyorum. ediyorum. Planladığımız saat aslında tam planladığımız saat 1 saat demiştik. 60 dakikamız doldu. Soru sormak isteyen arkadaşlar sorularını geri çektiler. Anladığım kadarıyla soracakları soruların cevaplarını konuşmanın içerisinde bulduklarını düşünüyorum. Biz tabii ki devam eden bir süreci konuşuyoruz şu anda. Peki. Öyle zannediyorum ki bundan birkaç yıl sonra bu anlattıklarınıza ilave olarak birçok yeni bilgiye daha ulaşmamız mümkün olacaktır. Benim burada dikkatimi çeken bir şey oldu. Darbe gecesi özellikle Sayın Cumhurbaşkanı'nın hukuktan bahsettiğini söylediniz. Evet, bu çok önemli. Çünkü hukukun darbenin panzehir olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu açıdan ben hepinize çok teşekkür ediyorum. Katılımcılara çok teşekkür ediyorum. Sizler bu sıkışık zamanda bizleri kırmayıp bu süreçte bir hazırlık yaptınız. Sizlere teşekkür ediyorum. Ve ülkemizin artık bu tip tehditlerden uzak, demokrasisi güçlü, bireyleri bilinçli bir ülke olmasının özlemini duyuyorum. Bunun için de bu tip programların, bu tip etkinliklerin çok fazla yapılması gerekiyor. Keşke mümkün olsaydı da öğrencilerimizle yüz yüze bunları konuşabilseydik ve onların sorularına muhatap olsaydık. İnşallah bu günler de gelecek. Ben son olarak sözlerime son vermeden önce bu süreçte zarar gören, başta canlarını kaybeden şehitlerimiz olmak üzere gazilerimizi saygıyla anıyorum. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Mağdur olanların mağduriyetlerinin giderilmesini diliyorum. Bu konunun mağdur olmayanı yok aslında. Hepimiz bakarsanız bu konunun mağdurlarıyız. Bu süreçler ülkelere çok büyük zararlar veriyor. Hem içeride hem dışarıda ekonomisine çok büyük zararlar veriyor. Toplumdaki özgüveni yok ediyor. İyi insanları sindiriyor, kötü insanları cesaretlendiriyor. Bu açıdan güçlü bir demokrasiye ihtiyacımız olduğu her anlamda ortada.
Demokrasiler bedel ödemişler. Güçlü demokrasiler bedel ödeyerek güçlü demokrasi olmuşlar. Biz de bedel ödüyoruz. İnşallah bütün bu ödediklerimiz boşa gitmeyecek ve Türkiye güçlü bir ülke, güçlü demokrasisi olan bir ülke, güçlü bireyleri olan bir ülke olacak. Bunun özlemi içerisindeyiz. Tüm katılımcıları tekrar selamlıyorum ve hepinize iyi geceler diliyorum. Hoşça kalın.